yaşamla ölümün, sevgiyle nefretin, vefayla ihanetin, dayanışmayla yağmanın kesiştiği iki gündü 6-7 Eylül 1955. O iki günün sonunda geriye yakılan, yıkılan, tahrip edilen, yağmalanan bir İstanbul kaldı. O iki günden sonra İstanbul daha gri, daha hüzünlü ve daha suçluydu. Reis Beyefendi Hazretleri, bu tamamen aklı mantıkın haricinde kıyasında bir şey. Müsaade buyurursanız arz edeyim. Yaşananlar hafızalardan hiç silinmedi. O kara gece bir kez daha, bu kez zifiri karanlıkta hatırlanacak. Benim hatırladığım, evi gördüğüm zaman şaştım kaldım. Yani tamamen dört duvar kaldı. Hiç başka bir şey yoktu. Hani pencereleri bile söktüler. 6 Eylül 1955'in o karanlık gecesinin tanıkları zifiri karanlıkta buluşuyor, konuşuyor, dinliyor. Felaketti, yani aklım alamadı bu işi. Nasıl olabilir, nasıl olabilir? Bir insan kendi malını, bu senin malındır, yani memleketinin malıdır. Kırdılar, döktüler, her eve giriyorlar, çıkıyorlar. Eğer ikinci grup bir eve girer çıkarsa o ev mağaraya dönüyor. Perdeleri kapattık, en büyük hata da o oldu. Perdeleri kapatan evin Rum evi olduğu anlaşılıyordu. Halbuki Türk evleri pencereleri açıp, ışıkları açıp, dışarı çıkıp bağırıp selamlıyorlardı. Anımsamak, bilmek, konuşmak isteyen ama konuşamayan herkese açık zifiri karanlıktaki bu programda moderatör Ayşe Hür. Müzisyen arkadaşlarıyla Kafe Aman İstanbul'un solisti Stelio geceyi resmedecek. 6-7 Eylül 1955'in tanıklarını ve sanıklarını zifiri karanlıkta arıyoruz.